2017'de 8,4 milyar nesnenin internete bağlandığı dünya giderek daha fazla dijitalleşirken bilgi güvenliği de her zamankinden daha önemli hale geldi. Barcelona'daki Dünya Mobil Kongresi'nde en çok konuşulan konulardan biri de Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek ve Avrupa Birliği'ndeki bilgi koruma çerçevesini oluşturacak genel bilgi koruma düzenlemeleri oldu. Euronews, IBM Avrupa Bilgi Koruma Düzenlemesi Hizmetleri Direktörü Jessica Douglas'la konuştu. Douglas'a bu düzenlemenin neden Avrupa Birliği ötesinde etkileri olduğunu ve hayatımızı nasıl etkileyeceğini sorduk. Bu yeni düzenleme Avrupa'daki tüm verileri kapsıyor. Yani Avrupa'da bulunan herkes, Avrupa vatandaşı olsun ya da olmasın, bundan sorumlu. Aynı şekilde Avrupa dışında faaliyet gösterse bile Avrupa vatandaşlarının verilerini kullanan organizasyonlar da bu düzenlemelere uymak ve veri koruması yapmak zorunda olacak. Örneğin banka hesabınız ve bir sigortanız olduğunu ve her ikisinin de aynı şirkete ait olduğunu düşünün. Şu anda sadece bazı ülkelerde bu şirkete sizinle ilgili sahip oldukları bütün bilgileri sorabiliyorsunuz. Ama gelecekte bu hak Avrupa'nın her yerindeki vatandaşlara tanınacak. Yani herkesin kimin elinde kendisiyle ilgili hangi bilgi olduğunu sorgulama hakkı olacak. Bu düzenlemeye uymayan organizasyonlar 20 milyon euroya ya da daha yüksekse cirolarının %4'ü oranında cezaya çarptırılabilecek.